Faizsiz, peşinatsız, kredisiz, dilediğiniz evi satın almak için Fuzul Ev. Ekranların en çok izlenen ekonomi haber programı Eko Pazar'dan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı konu ve konuklarla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye ekonomisi %11 büyüyerek rekor kırarken iş dünyasının moralini de yükseltti. Ekibimiz geçtiğimiz hafta Gakkoşlar Diyarı Elazığ'a gitti ve kentin ekonomisini yerinde inceledi. Eko Pazar başlıyor. Çaydan çıra yanıyor, Sevgili seyirciler, sürdürülebilir kalkınmada günden güne gelişen ekonomisiyle örnek şehirlerimizden biri olarak gösterilen Elazığ, model kentlerimizden biri aynı zamanda. Ekibimiz Elazığ'a gitti ve bu güzel şehri sizler için görüntüledi. Elazığ turumuz başlıyor. Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümünde yer alan Elazığ, son dönemde yapılan yatırımlar ve planlanan projelerle günden güne gelişiyor. Eko Pazar ekibi olarak Elazığ turumuza AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze'yi makamında ziyaret ederek başlıyoruz. Elazığ bildiğiniz gibi huzurun, güvenin çok yoğun yaşandığı, insanların kendini emniyette hissettiği ve eğitim düzeyinin çok yüksek olduğu bir il. Elazığ aynı zamanda bir sanayi tarım kenti olmakla birlikte en önemli kaynağı hizmet sektörüyle vatandaşlar istihdamını gerçekleştirmekte. Hizmet sektörü dediğimiz kamu kurumlarında çalışan insanlarımızın sayısı ve hizmet sektöründe faaliyet geçiren insanlarımızın sayısı aşağı yukarı gayri safi milli hasıladaki oranı %65'e yakındır Elazığ'ın. Maden sektöründe Elazığ vişnesi dünyada sadece Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkmakta. Dünyanın önemli merkezlerini süsleyen bu taş da buradan gitme. Elazığ son dönemlerde çok önemli bir atılım gerçekleştirdi sanayide. Birinci organize sanayi bölgemiz İki etaplı, hatta üçüncü etap yapıldı ve bunlar bitmek üzere. O nedenle bizler ikinci organize sanayi bölgesinin kurulması için kurumlarımız, ilgili kurumlarımız gerekli çalışmalarını tamamladılar ve ikinci organize sanayi bölgemiz ilan edildi. Aynı zamanda bir sanayi kenti olma yolunda adım adım ilerliyor Elazığ. Yine tarım, çok önemli tarım yataklarımız var. Arazilerimiz tarıma elverişli, organik tarımın çok yoğun şekilde yapılabildiği arazilerimiz mevcut. Bu arazilerimizin Uluova ve Kuzova diye tabir ettiğimiz iki ovamız var. Şu an oralar yakın bir zamanda inşallah suyla kavuşacak ve dolayısıyla sulu tarım yapılmış olacak. Bunlar da Elazığ ekonomisine hem istihdamın hem de ekonomisine çok önemli katkı sağlayacaktır. Elazığ 2017 yılı içerisinde ilan edilen cazibe merkezi programı arasında alınan 23 ilden bir tanesi. Bedelsiz arsa verilmesi, teşviklerin 6. bölge kapsamında değerlendirilmesi, organize sanayi bölgesinde yapılacak olan yatırımların ilimize çok önemli yatırımlar getireceğini düşünüyoruz. Ben yatırım yapmak istiyorum, istihdam oluşturacağım ve Elazığ ekonomisine, ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyorum diyen 222 firmamız başvuruda bulunmuştu. Bu cazibe merkezi programları açıklandıktan sonra da inşallah Elazığ sanayide de bulunduğu yerin bir üst segmentine inşallah çıkacaktır diye umut ediyoruz. Sağlık sektöründe çok mega bir proje yapılıyor Elazığ'da. 2018 yılında hizmet vermeye başlayacak 1038 yataklı bir dev şehir hastanesi. Bu hastanemizin bitimiyle de Elazığ bölgeye hizmet edecek bir sağlık merkezine kavuşuyor. Belediye Başkanı Aydın Ayaz ve çalışma arkadaşlarının gayretleriyle hızlı kalkınmasını sürdüren Yazıkonak, Elazığ'ın önemli beldelerinden biri. Peki, beldede yaşayanları hangi projeler bekliyor? Bugüne kadar yapılanlar neler? Belediye Başkanı Aydın Ayaz, ekibimizin sorularını yanıtladı. Elazığ, merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Yazıkonak, her geçen gün yeni bir yatırımla buluşuyor. Belediye Başkanı Aydın Ayaz, hayata geçirdiği projelerle beldenin adeta çehresini değiştirmiş. Belde halkı ve özellikle de çocuklar tarafından çok sevilen Başkan Ayaz'ı
makamında ziyaret ediyoruz. Doğma büyüme yazı konaklı olan Aydın Ayaz, halkına hizmet etmek için yola çıktığını vurguluyor. Yazı konağımız yaklaşık 1255 hektarlık, 8854 nüfus ama yazın biz 15.000 nüfusa hitap edebilecek Elazığ'ımızın doğuya açılan kapısı. Güzergah olarak da, coğrafi alan olarak da yazı konağımızın en gelişmiş. İki tane büyük ilçemizden sonra diğer ilçelerimizden de hem nüfus olarak hem coğrafi alan olarak büyük bir kapasiteye sahibiz. Tabii Elazığ'ımız doğumuzun inci şehri. Yazı konağımız da bu inci şehrimize açılan kapılardan bir tanesi. Bizim amacımız Cumhurbaşkanımızın dediği gibi millete hizmetkar olmak. Bu düşünceyle, bu anlayışla hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katarak gerek ekip arkadaşlarımız olsun, gerek il teşkilatımızda il başkanımız olsun, gerek vekillerimiz olsun, gerek de bakanlıklarda gittiğimizde kapısını bize sonuna kadar açan tüm yetkili çalışan bakanlıklarımız olsun. Hepsi de bu beldeye hizmet edebilmek için elinden geleni sarf etmişlerdir. Vatandaşımız hizmet konusunda bakıyorsun sokakta parke yapılıyorsa çayını almış gelmiş. Diğer vatandaşımız bakıyorsun ayağını almış gelmiş. Oradaki çalışan personellerimizle birlikte hizmet yolunda kendiler de katkı sunmaya çalışıyorlar. Bu da kaynaşmanın, bağdaşmanın bir örneğidir. Biz bir aileyiz yazı konakta. Belediye Başkanı Aydın Ayaz, 10 bine yaklaşan nüfusuyla halen belde statüsünde olan yazı konağın ilçe olabilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtiyor. Yaklaşık 2 yıl gibi bir zamandır ben belediye başkanlığı yapıyorum. Bu zaman zarfı içerisinde bu ilçe olabilme yolundaki atılımlar çok önemli. Belde olabilirsin ama ilçe atılımıyla alakalı burada kurumlarımızın oluşumları çok önemli. Burada elimizde, üstümüze görev ne düşüyorsa biz o görevi yapmaya fazlasıyla hazırız. Niyetimiz yazı konağımızın, Elazığ'ımızın yakışan bir ilçesi olması. Bu atılımla alakalı gerek görsel olsun, gerek vatandaşımıza hizmet edebilecek olan kademeler olsun. Biz bunları da her türlü çalışmalarıyla şu an sunum yapma içerisindeyiz. Yazı Konak'ta hayata geçirilen ve planlanan projeleri anlatan Belediye Başkanı Aydın Ayaz, sözlerine 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek başlıyor. 15 Temmuz'u asla unutmuyoruz. Unutturmayacağız ve beynimizden asla silmeyeceğiz. Bu topraklar çok kolay kazanılmadı. Kimseye de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir karış toprağımızı verecek halimiz de yok. Göreve geldiğimizde hemen hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz çalışmalardan biri araç alımlarımız. 11 tane belediyemizin araç garajımıza araç monteledik. Elazığ Bingöl Karayolu Orta Revizyon Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmamız. Biz bu Bingöl yolumuzu da aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı olarak ismini, meclisten değiştirip ismine yakışır bir şekilde de şu an çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kilitli Park Üretim Fabrikamızı kurduk. Şu an 4 tane aile parkı, çocuk parkı dahil olmak üzere spor fitnesslerinin bulunduğu parklarımızı inşa ettik. Kilitli Park'ı döşemelerimiz geçen yıl 52 bin, bu yılda 52 bin üzerine çıkmışız. 100 bin üzerinde 2 yıl içerisinde Kilitli Park'ı döşememiz var. Bu çok önemli. 30 yıllık belediyede 20 bin metrekare park yapılmış. Biz 2 yıl içerisinde 100 bin metrekare park yaptık. Bu bütçeyle vatandaşımızın belediyemize ödemiş olduğu vergilerle, halkımıza yatırmış olduğu vergilerle bu hizmete, bu yatırdıkları vergileri de kendilerine hizmet olarak geri döndürüyoruz. Altyapı ve çevre temizlik işlerimiz son hızıyla devam ediyor. Gerek isel hattı olsun, gerek kanalizasyon hattı olsun, gerek kurumlarımızdan talebimizle PTT yer altı olsun, elektriğimiz şu an yer altına alınıyor. Doğal gazlarımız 10 yıldır yazı konakta ana şartlarının olmasına rağmen 2700 metre çekilmiş. Biz gelince 23 kilometre, Allah razı olsun bölge müdürümüzden ve il başkanımızdan, 23 kilometre doğal gazımızı yazı konağımıza aktardık. Bundan sonra da devam edecek. Biz bu çalışmaları yapınca da bunları devlet bütçemize, belediye bütçemize zarar vermemesi için, kamu kaynaklarımızı iyi kullanabilmek için bunları bir sefere mahsus hepsini yer altına attıktan sonra kaldırım, tren, duvar çalışmaları, peyzaj uygulamaları, sıcak asfalt çalışmaları
Bunları da bir sefere mahsul olsun diye, tekrar yapboz olayı olmasın diye, bütçelerimiz zarar görmesin diye önce altyapı çalışmaları yaptıktan sonra düzenlemeleri yapıyoruz, yollarımızı yapıyoruz. Bu çok önemli. Su deposu iselahatlarımız çekildikten sonra eski ekspres boruları temizliyoruz. Yeni borularla bunları yapıyoruz. Bunun yanı sıra içme su depomuzun kullanılır hale getirdik. Bunun yanı sıra asfalt bakım çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Cenaze işlemlerimiz, vatandaşımıza cenaze işlemlerimize cenaze aracımızı alarak 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bu bölgede bir kucaklaşmayla birbirimizin cenazesi olsun, düğünü olsun, taziyesi olsun hep birlikte bir aradayız. Ve cenaze de çok önemli. O konularla alakalı da cenazelerimiz, aracımız, mezar taşımız, ilk cenaze yemeğimiz vatandaşımızın yanındayız, biz veriyoruz. Bunun yanı sıra 9000 nüfuslu bir belde düşünün bir ATM'miz bile yoktu. Bizden önceki çalışmalar, biz iki tane ATM kazandık. Biri Ziraat Bankamızın ATM'si, biri de PTT'mizin ATM'si. Bunun yanı sıra camilerimizin bakımları, ışıklandırma çalışmaları, görsel güzellikleri, çevre düzenlemeleri, tüm camilerimizin bakımlarını da belediye personelimiz her cuma, cuma namazdan önce gider temizler, bakımlarını yapar, sıvı sabunu, peçetesini takar, vatandaşımızın hizmetine sunulur. Enerji nakil hatlarımızın yer altına alınması, demin de söyledim. Mebeselerimizin Recep Tayyip Erdoğan bulvarımızdaki Bingöl yolu trafiğin daha dikkatli bir hal alması için, güvenlik için mebeselerimizin kurulması, onları kurdurduk. Diğer hizmetlerimiz de yapacağımız projelerimizi de birazdan anlatacağız. Bunlardan biri 112 acil ve sağlık ocağı istasyonumuz gerçekleşti. 2017 bütçesinde kesinleşti. İnşallah en yakın zamanda ihalesi yapılmış, temellerini atacağız. Bunun yanı sıra Spor Toto ile destekli Spor Bakanlığımızda spor kompleksimizi inşallah vatandaşımıza sunacağız. Bunun içinde neler var? Bunun içerisinde kapalı spor salonumuz, tabii ki basketbol, voleybol salonlarımız, aynı zamanda şim sahamız olacak. Bu yüzme havuzları da buralara monteleyeceğiz ve bununla vatandaşımızı en yakın zamanda hizmete sunacağız. Bir diğer projemiz de şu an bakanlığımızda olan, inşallah en yakın zamanda gerçekleşecek olan bisiklet yolu projemiz. Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgemizin bizim mücavir alanlarımızda bulunması çok önemli. Burada mesken bini olarak 165 tane fabrikamız şu an mevcut durumda. Arsa olarak 72 tane arsamız var, arazi de 2 tane arazimiz var. Bunların yanı sıra 5. etap yapılmış bulunmakta. Bu da ciddi bir şekilde bölgemizde istihdam sağlayacaktır. Teşvik olayları da devletimizin destekleri de bu bölgede çok ciddi şekilde yaklaşık şu an 30-40 tanenin üzerinde bir fabrikanın da başlama üzerine olduğunu biliyoruz. Bunlarla alakalı dediğimiz gibi Yazıkonak bölgemizde büyük istihdam sağlayacak fabrikalarımız da mevcut ve çalışmaktadır. Bunların Yazıkonak'a çok büyük faydaları vardır. Hem bölge olarak Elazığ'ımıza, genel olarak Türkiye'mize ama amaç içerisinde de Yazıkonak'ımızda çok ciddi şekilde vatandaşlarımızın iş alanını sağladığı bir sektör alanıdır. Bizim için çok kıymetlidir organize sanayi bölgemiz. Üreticilerimizin ve insanlarımıza iş istihdam sağlayan iş adamlarımızın çok büyük bizim yanımızda değeri ve kıymeti vardır. Her türlü desteğimizi onlara elimizden geldiğince sunma gayreti içerisindeyiz. Yazıkonak okullaşma oranı açısından da önemli mesafeler kat etmiş. 2 tane Yazıkonak ilkokulumuz, 2 tane ortaokulumuz, 2 tane lisemiz, 1 tane de anaokulumuz olmak üzere bunların yanı sıra Maden Teknik Yüksekokulumuz, üniversitemizin ve Havacılık Yüksekokulumuz. Biliyorsunuz Yazıkonak havaalanının eski alanda bulunduğu bir bölge. Aynı zamanda burada İHA'mız var. Elazığ'ımızın, Türkiye'mizin gururu. İHA'mızın da Yazıkonak'ta olması bizlerin onur kaynağıdır. Asayiş Komando taburumuz bulunmakta. 3000'e yakın rütbeli askerimiz burada mevcut bulunmakta. Onlar da bizim Yazıkonak'ımızın yine onur kaynağıdır. Yurtbaşı Elazığ merkeze bağlı şirin bir belde. 4 dönemdir Yurtbaşı Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Ergin, beldeye kazandırdığı projelerle adından övgüyle söz ettiriyor. Eko Pazar ekibi olarak Elazığ turumuza Yurtbaşı Beldesi ile devam ediyoruz. Keban Baraj Gölü kıyısında kurulu olan Yurtbaşı, Elazığ'ın en büyük beldeleri arasında yer alıyor. Merkezinden
Tahran, Tatvan, İstanbul demiryolu geçen belde, Elazığ Şeker Fabrikası ve Organize Sanayi Bölgesi gibi önemli yatırımlara da ev sahipliği yapıyor. Şu anda 8014 nüfusa sahip bir belediyeyiz. Kaynağımız şöyle, İller Bankası'ndan gelen nüfus başına göre olan pay artı 96'dan sonra hipodrom gerçekleşti. 2002 yılında resmi açılışı gerçekleştirilen Elazığ Hipodromu beldenin önemli kaynaklarından biri. Atçılık camiasının içerisinde olduğumuz için bu işleri biliyorduk. Eğer biz buraya bir hipodrom kurdurursak bu belde kendi yağıyla kavrulacak ve vatandaşına hizmet edecek bir duruma geçecek diye bir mücadele verdik. O mücadelede de rahmetli Avni Çarşancaklı, Mustafa Taşar ve Jockey Kulübü yönetimi. Tabii bu arada biz çeşitli hizmetler yaptık. İşte hipodrom, kanalasyon, içme suyu. Ben güzeli çok severim. Böyle bakarım. Bir işin güzelliğini, sağlamlığını gördüğüm zaman derim ki tamam olmuş. Eğer ben o işin üzerinde değilsem, duramadımsa, geldim güzel olmamışsa yıkarım hemen. 2 yıl 7000, 5000 metre uzaklıkta dağdan kaynak suyu getirdik. İçme suyumuz noksandı. Ondan sonra tekrar su yetmiyor tabii, nüfus boyuna yükseliyor. Bir de bizim vatandaşımız şöyle, nasıl anlatayım sana? Demin Toki dediniz, Toki gerçek Toki, yeminle söyleyeyim. Erol Kaya'ya bunu söyledim. Bizim yerel yönetimler bizim projelerimize bakarlar, bizim bütçemize bakarlar, bütçemizi alırlar. Sene sonu tekrar isterler ne yapmışız, yani neler kullanmışız, nerelere kullanmışız. Tabii ben, sıra bana geldi, yani bizim belediye başkanları konuştu, sıra bana geldi. Önünde, bilanço önünde ben hazırlıksızım yani. O ne söylüyorsa ben kafadan cevap veriyorum. Sıra bana gelince sorular sordu. Başkan dedi, çok iyi bir belediye başkanısın ama bu giderleri biraz durdur, alımları. Alımları biraz durdur. Ne alımına baktın mı dedim sen? Yok ama dedi, sadece dedi ben sonucuna baktım, çok büyük giderler var. Dedim ya şimdi hükümet olarak TOKİ bizim dönemimizde kurulmadı ama fakat böyle çok büyük işlevleri de yoktu. Yani küçük küçük şeyler, işte deprem olur, depremde ev yaparlar, afet işte gibi. Ama bizim dönemimizde çok büyüdü. Öyle evler verdiniz ki, para da almadan verdiniz, şöyle verdiniz. Efendim köyde bir heyelan olmuş, hemen TOKİ vasıtasıyla köylüye ev yaptınız, yaptırıyorsunuz. Benim de belden, kelpiçten yapılan evlerle, benim hala iki evim kelpiç. O kelpiçler artık işlevini yitirdi, yıkıldı, yıkılmaya yüz tutanlar var. Veya çocuğa evlenenler var. Ben öyle bir TOKİ kuramadım. Ama bizim kendi vatandaşımızın söylemiyle bu da Yurtbaşı Belediyesi'nin TOKİ'si. Nasıl dedi? Siz dedim nasıl böyle TOKİ'den vatandaşa ev veriyorsanız kim ne istediyse Mali Partili olarak da bana da tuğla ver. Yani. Tuğlam noksan yapamadım. Yarım kaldı. Kum gönder. Çimentom eksik. Hepsine verdim. Elimden geldiği kadar vatandaşın işini çözmeye çalıştık ve çözüyorum. Askerlerimiz maaş alır. Hangi belediye veriyor? Şeyde askerliğe giden bütün fakir çocukları gelir belediyeden maaşını alır. Vatandaşımızın %80'ini memnun etmişiz. Mustafa Ergin, Türkiye'de hayvancılık konusunda yapılması gerekenleri kendine has üslubuyla dile getiriyor. Siz bana bir çiftlik verin. Devletimin adına çalışacağım. 1 lira talep etmeyeceğim dedim. Ceylan Pınar'ı verin. Muş Alparslan çiftliğini verin. Verin bana. Ben size yılda, yıllık, 3 yıldan sonra 400-500 bin tane hayvan üreteceğim. Ondan sonra dışarıya götürüp para verip de düve getirtmeyeceksiniz. Yani 3 tane, 5 tane hayvan getirip şehirliğe dağıtmayacaksınız. Köylüye dağıtacaksınız. Köyünde oturana dağıtacaksınız, yaylası olana dağıtacaksınız ki üretim yapsın. Siz getiriyorsunuz, ben şehirliyim, bana veriyorsunuz.
6 ay sonra hayvanları kesme, kes gitsin yazık günah değil mi? Peki hayvancılığın hali de böyle olur. Belediye Başkanı Mustafa Ergin, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini vurguluyor. Ben milletime şunu söylüyorum. Diyorum ki, değerli hemşerilerim, değerli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, sizden istirhamım. Hep bir olacağız. Amerika'ya, Avrupa'ya, bizim aleyhimize uğraşan, bizi batırmaya çalışan devletlerle mücadele vereceğiz. Küsmeyeceğiz. Dolar da çıksa küsmeyeceğiz. Alım gücümüz de düşse küsmeyeceğiz. Mücadelesini vereceğiz. Bu devlet Tayyip Bey'in şahsıyla alakalı değil. Bu devlet hepimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletimizin. Milletimiz Tayyip Bey'e destek verecek. Tayyip Bey de aslanlar gibi mücadele verecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti boyun eğmez. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Evet. Selçuklu'nun torunlarıyız. Eğer biz devlet başkanımızın arkasında dik durursak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti dik durur. Sevgili seyirciler, Elazığ'ın önemli ilçelerinden kovancılar mega projelerle buluşuyor. Belediye Başkanı Hacı Akpınar, ilçede yaşayan vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını adil, hızlı ve kaliteli biçimde karşılayabilmek için çalıştıklarını vurguluyor. Haberimizi izliyoruz. Elazığ'ın en büyük ilçelerinden biri olan Kovancıları ziyaret ediyoruz. Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projelerle büyük takdir toplayan Kovancıların Belediye Başkanı Hacı Akpınar'la birlikteyiz. 1958 yılında Yazıbaşı köyünde doğmuşum. Öğretmen kökenliyim. Yaklaşık 33 yıl eğitim ve eğitim yöneticiliği yaptım. Esnaf çocuğuyum. Dershanecilik yaptım, eczanecilik yaptım. Eczanede çocuğumla birlikte çalıştım. 29 yılda yöneticilik yaptım resmi kurumlarda. Bu birikimimden dolayı birikimimi ilçeme, hizmete dönüştürmeye niyetlendim. Nasip oldu, biz buraya geldik. Geldikten sonra da belediyenin imkanlarını hepsini gözden geçirdim. Potansiyelini gözden geçirdim. Yaklaşık 15-16 milyon bugünkü parayla borçlu olduğunu gördüm. Tabii ki satılan arsalar vardı, mülkiyetler vardı. Biz şu anda bugüne kadar 4 yıl civarındadır. 1 santimetre karesini satmadık. Borçlarımızı yapılandırdık. Devlet borçlarımızı, personel borçlarımızı, tüm alacakları yapılandırdık. Bugüne kadar da 5 milyon 360 bin TL'sini ödemiş durumdayız. Her ay 180 bin TL borç ödüyoruz. Ben özellikle devlet bürokrasisinden geldiğim için hizmeti ve devletin daimiyetini ön plana aldım. Özellikle bu 4 yıllık süre içerisinde belediyemiz çok iyi pozisyona geldi. Personel giderlerini azalttım. Hizmeti en üst düzeyde sunmaya çalıştım. 20 tane iş makinası ve araç belediyeye kazandırdım. Bunun yanında 3 tane parkımız bitti. Büyük bir mesire alan çalışmamız sonlanmaktadır. 35 bin metrekarelik bir mesire alanımız şu anda bitmek üzeredir. Bunun dışında 5300 metrekare bir park, 2000 metrekare bir park, artı yaklaşık 2500 metrekare bir parkımız daha hizmet aşamasındadır. 3 parkımız, bir de mesire alanımız kısa sürede memleketin hizmetine inşallah sunulacaktır. Kovancılar ilçesi yakın zamanda atık su arıtma tesisi ve doğalgazla buluşacak. Atık su arıtma tesisimiz şu anda Palu ilçemizle ortak bir şekilde projesi bitti. Enerji projesi de bitmek üzere. Daha sonradan inşaatına geçmiş olacağız. İlçemize doğalgazı kazandırdık. Şu anda bir mahallemiz tamamen döşendi. Yaklaşık Aralık ayının ilk haftasında inşallah
çakmakları çalıp doğalgazı yakacağız. Belediye Başkanı Hacı Akpınar, ilçede yaşayan gençlere ayrı bir önem verdiğini vurguluyor. Gençlerimizin özellikle güzel vakit geçirmeleri için ve spor aktivitelerini yerine getirmeleri için göreve geldiğimizden beri hizmet yapmaya çalıştık, proje üretmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi bisiklet ve yürüyüş yolu. Bu projemiz 21 metre genişliğinde aynı zamanda bir bulvar. Biz bunu hizmete şu anda bir kısmını açmış durumdayız. Önümüzdeki Haziran'da da büyük bir kısmını daha açacağız inşallah. Bunların yanında gençlerimizin spor aktivitelerini yerine getirmeleri için 14 tane SEM sahası inşası tamamlandı, tamamlanmak üzeredir. Üniversitede okuyan çocuklarımıza bu yılda inşallah destek vereceğiz. Geçen yıl 450 öğrencimize, bir önceki yıl 350 öğrencimize eğitim desteği verdik. Bu yılda şu anda planlamışız. Şu anda burada meslek yüksek okulumuz var, Fırat Üniversitemize bağlı. Burada öğrencinin hiçbir sıkıntısı olmayacak. Güvenlik problemi yok, ulaşım problemi yok, barınma problemi yok. Şu anda da yok ama bu KYK yurtlarından sonra bu tamamen netleşecek. Eğitim merkezi, sağlık merkezi, güvenlik merkezi, ticaret merkezi burası, hayvancılık merkezi ve tarım merkezi. Şehirlerin çoğu özellikleri var. Bizim ilçemiz bu boyutta bir ilçe. Elazığ'ın görülmeye değer ilçelerinden Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediye Başkanı Faruk Aydın'la gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle devam ediyoruz. Beldemiz 2200 nüfuslu bir belde. Karakoçan ilçesine bağlı. Seçildiğimiz günden beri açıkçası bir beldede olması gereken bütün parametreler ışığında hizmet yapmaya çalışıyoruz. Kanalizasyon altyapımızın %90'ına yakını yapılmıştı. Biz bu yıl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir miktar hibe para alarak kanalizasyonu hemen %100'ünü tamamladık, bitirdik. Şu anda kanalizasyon sorunumuz yok. Beldemizde, ilçemiz ve bu havzadaki köylerin bir arıtma sistemi sorunu var. Onda biz şu anda proje ihalesi aşamasındayız. Karakoçan ilçesiyle ortak proje geliştirdik. Tabii üst yapı olarak çok ciddi eksikliklerimiz vardı. Stabilize yollar, parkların olmadığı, sahaların olmadığı, ağaçlandırmanın olmadığı daha çok köy formatında bir beldeydi açıkçası. Şu anda beldemizin %95'ine yakının kilitli parke sorunu çözüldü. Bütün yollarımızı hemen parke yaptık. 3-4 tane çocuk parkı, yine sosyal yaşam alanları, kadınlara dönük spor parklarımız oldu. Sportoda Teşkilat Başkanlığı'ndan aldığımız hibe parayla sentetik yüzeyli futbol sahası, yine okul bahçemize bir sent sahası yaptık. Dolayısıyla orta refüj çalışmalarımız, ışıklandırmalarımız, yani 20 yılda yapılan işlerin Allah yardım etti, onu söyleyeyim. 2-3 misli daha iş yapmak kısmet oldu bize. Şu anda beldemizin girişten çıkışına kadar ki bütün kaldırım çalışmalarımız bitti. Suyla ilgili dönemsel olarak burada su sıkıntılarımız oluyordu. Geçen yıl bir sondaj kuyusu çalışmamız oldu. Bu yıl tekrar bir sondaj kuyusu daha vururduk. Şu anda su sorunumuzu da minimize etmek üzereyiz. Dediğim gibi yani bütün alanlarda, her noktada insanların rahat yaşayabileceği, kendilerini huzurlu hissedebilecekleri modern bir belde noktasındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. DoubleTree by Hilton Elazığ Oteli'ni hizmete açarak kente 5 yıldızlı bir turizm tesisi kazandıran genç iş adamı Mehmet Ali Erol, çalışmalarını ve hedeflerini Ekopazar'a anlattı. Elazığ'ın ilk 5 yıldızlı otelini Elazığ'ımıza kazandırdık. Onun için gururluyuz, mutluyuz. Devamlı bir uhde vardı içimizde. Elazığ'da neden bir 5 yıldızlı otel yok, 5 yıldızlı bir tesis yok? Ya dışarıda insanlarımız hep şunu söylüyor, ya bir iş adamı yok mu Elazığ'da bir 5 yıldızlı otel tesis kursun burada? Hamdolsun biz bunu başardık. 2017 yılının 3. ayında açılışını gerçekleştirdik. Şu an Türkiye'mizin durumu ortada. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ama biz iş adamları olarak bu hiçbir zaman yılmamamız lazım. Mücadelemizi vermemiz lazım. Şimdi bu tesiste şu anda 110 odamız bulunmakta. Bunun yanında spa merkezimiz,
lobi barımız, bunun yanında toplantı salonu, fuaye alanlarımız, kafelerimiz, ruh kafemiz, gelen misafirler dışında Elazığ halkına da hizmet veriyoruz burada. Sadece dışarıdan gelen insanlarımıza değil, burada Elazığ halkımızın ihtiyaçlarını da 5 yıldızlı bir tesis içerisinde gideriyoruz. Düğün, balo, nişan, özel günler, özel etkinlikler, bunlar devamlı burada yapılan etkinlikler. Hamdolsun şu anda gittikçe müşteri portföyümüz de artıyor. Çok şükür yani şu an beklentilerimizin üzerindeyiz. Elazığ tanıtımı adına biz gençler olarak, iş adamları olarak buradaki dinamikleri hayata geçirmemiz lazım ki insanlarımız buraya gelsinler. Biz bu şekilde Elazığ tanıtımı adı altında inşallah elimizden geldiği kadar yatırımlara devam edeceğiz. Elazığ'ın ticari potansiyelinin arttırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürüten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Oda Başkanı İdris Alan ile Elazığ'da yaşanan gelişmeleri konuştuk. ...1920 yılında kurulan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, hızlı değişim yaşayan Elazığ'ın dünya ile birlikte kalkınmasının yanı sıra kentin sahip olduğu değerleri ekonomiye kazandırmak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyor. O da yaşanabilir kentler arasında ilk sıralarda yer alan bir Elazığ vizyonuyla hareket ediyor. Odamız 19 Eylül 1920 yılında kurulmuş olup Cumhuriyet kurulmadan önce Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası vardı. Salnamelerde okuyoruz, 1800'lü 1900'lü yıllarda Elazığ'da Rusya'ya, Çin'e ihracat yapılıyormuş. Ben 2015 yılı itibariyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığını yapmaktayım. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak 42 tane meclis üyemiz, 14 meslek grubumuz, 11 kişilik yönetim kurulu üyemiz var. 6500'e yakın üyemiz var. Organize sanayi bölgemiz var, efendime söyleyeyim, teknokentimiz var. Elazığ hızlı bir şekilde değişim içerisinde, değişimini de yapmış, gelebilecek yerlere gelmiş. İnşallah bizim amacımız da, gayemiz de Elazığ'ı daha hak ettiği yerlere getirmek. İdris Alan, Elazığ'ın cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini vurguluyor. Sayın Başbakanımız Diyarbakır'da cazibe merkezi programına Elazığ'da dahil ettiler. Yani Türkiye'de 23 yıl dahil edildi. Şu an itibariyle Cazibe Merkezi programına 330 tane firmamız müracaat etmiş. Bu güzel bir olay. Cumhuriyet tarihinin en büyük programlarından birisi. Biz de inşallah en kısa zamanda bu programda açıklanır. Elazığ olarak 330 tane firmamız buraya müracaat etmiş. Birinci etap olarak, tabii bu 10 yıllık bir etap olacak. Bunun birinci etabı, ikinci etabı olacak. İnşallah Sayın Başbakanımız da en kısa zamanda bunun açıklamasını yapar. Elazığ da hak ettiği yere gelir diye düşünüyorum ben. Elazığ, yatırımcısına sunduğu fırsatlarla ilgi odağı olmayı başarmış durumda. Sayın Valimiz Çetin Oktay Kaldırım Beyefendi'nin girişimleriyle yurt dışından, Arap coğrafyasından çok ciddi yatırımcılar şu an Elazığ'a gelmeye başladılar ve Elazığ'da yatırım yapmayı düşünüyorlar. Bu bizi ciddi bir şekilde heyecanlandırıyor. Yani inşallah 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin olmasıyla, bu yatırımcıların Elazığ'a gelmesiyle Elazığ şaha kalkar. Bizim felsefemiz ben değil, biz olmak. İlin kanat önderleri, vekilleriyle, belediye başkanıyla, rektörümüzle, zaten değerli sayın valimizle biz olduktan sonra Elazığ hak ettiği yere getiririz diye düşünüyorum. Elazığ turizm açısından da önemli fırsatları bünyesinde barındırıyor. Hazar Baba kayak testleri, Hazar Gölü, ilimizin dört tarafı suylarla çevrili. Bir de bizim manevi turizm için çok önemli yerlerimiz var. Harput, tarihi olan bir Harput'umuz var. Ve düşman çizmesinin girmediği bir şehrimiz var. Hazar Baba kayak testlerinin ikinci pistini de sayın valimizin girişimleriyle onu da açtılar. O da Elazığ'a turizm açısından çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Zaten buraya gelen Dubai'li iş adamları Sivrice bölgesinde tam bir kompleks yapmayı düşünüyorlar. Yani bunlar olursa inancınız olsun, yani bölgede Elazığ marka olur, Türkiye'de marka haline gelir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan,
birlik ve beraberlik vurgusu yapıyor. Bizi biz yapan bizleriz yani. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Her günkünden daha fazla birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. 15 Temmuz'da dönen senaryoları da gördünüz. Biz 15 Temmuz'da tüm vatandaşların yaptığı gibi biz de demokrasi meydanında üzerimize düşen vazifemizi yerine getirdiği kanatındayım. 15 Temmuz Derneği de geldiler bize, dik duruşumuzdan dolayı bize plaket takdim ettiler. Demek ki biz dualı insanlarız. Bu ülke duayla ayakta duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da duayla ayakta duruyor. Allah ülkemizin birliğini beraberliğini bozmasın. Elazığ zaten tarihi olan bir şehir. Türkiye'de de kabul gören bir şehir. Yani Türkiye'de hangi insanları ziyaret etseniz Elazığlı dediğiniz zaman Elazığ'ın bir önceliği var, Elazığ'ın bir değeri var. Elazığ'ın dürüstlüğü, mertliği, kakoşluğu her platformda anlatılıyor. İnşallah biz de STK'lar olarak, sayın vekillerimiz olarak, sayın valimizle birlikte Elazığ'ı daha markalaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimseden tereddütü şüphesi olmasın. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk'le bölgedeki yatırımları ve iş fırsatlarını konuştuk. Elazığ, Doğu Anadolu bölgesini batıya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunuyor. Bu jeopolitik konumu nedeniyle Elazığ Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. 610 hektarlık bir organize sanayi bölgesi. 6 milyon metrekare bir alan. Ve bu 6 milyon metrekarelik alanda şu anda 187 tane çalışan işletmemiz var. 187 işletmenin içinde de çalışan sayımız 5000'in üzerinde. Şimdi Elazığ Karma Organize Sanayi firma sayısına baktığınız zaman mermer sektörü biraz ön planda. Ama onun yanında döküm sanayi var, plastik sanayi var ön planda, mobilya sanayi var. Ve ciddi katma değeri yüksek teknolojik ürünler yapan işletmelerimiz var. Döküm sanayi çok iyi şekilde bir testleşme var. Hem il dışından gelen yatırımcılar hem il içindeki yatırımcılarımız var. Plastik sanayide ciddi il dışından gelip burada ciddi bir yatırım yapmış olan firmamız var. Yine içecekler grubunda bir firmamızın kolağının 5. fabrikası Elazığ'da. Türkiye'de 5 tane de olan bir tren aktarma istasyonumuz var. Bu aktarma istasyonu navlunda olarak demiryolla karayolu nakliye arasında %30-35 arasında bir avantaj sağlıyor. Başkan Öztürk, KOSGEB desteklerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Şu anda KOSGEB'de bir kıpırdama var ama kaynak yetersiz. Ciddi bir kaynak aktarılması var lazım ve buradaki KOSGEB'in desteklerinin mutlaka olması lazım. Şu anda 6. bölgeye giren Elazığ Organize Sanayi, ki OSEB olarak yalnız 6. bölge. Bu 6. bölgeden dolayı cazibe merkezi kapsamında da olmasından dolayı ciddi manada yeni yatırımcı profillerimiz var. Eğer bunlar gerçekleşirse Elazığ sanayi alanında cidden bir merkez haline gelecektir. Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, esnafın yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini Ekopazar'a anlattı. Mesleğimiz fırıncılık, biz fırıncı çıraklığından geliyoruz. Baba mesleğimiz bizim. 18 bitiyor, 19. yıla giriyor. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı yapıyorum. Biz bir defa devletle esnaf arasında köprü görevi görüyoruz. Esnafların sorunlarını, meselelerini, sıkıntılarını biz dinliyoruz, bize getiriyorlar veya biz kendilerine gidiyoruz. Sorunlar olunca biz ilgili makam ve mercilere bunları ulaştırıyoruz. Nereye gidiyoruz? Belediye başkanına gidiyoruz. Valimize gidiyoruz, milletvekillerimize gidiyoruz, konfederasyon genel başkanımıza gidiyoruz, bakanlarımıza gidiyoruz, hatta sayın cumhurbaşkanımıza kadar ulaşabiliyoruz. Şu anda Esnaflar Birliğimizin bünyesinde 25 tane odamız var. Bunlardan 19 tanesi ilimizde, merkezde, 6 tanesi de ilçelerde. Esnaf halinden hakikaten memnun değil. Niye memnun değil? Sanayiye ağırlık verilmemiş. Esnaflığa ağırlık verilmemiş. Herkes memur olayım demiş. Bu gözle bakılmış ve Elazığ bundan dolayı sanayisi çok fazla büyümemiş ve gelişmemiş. Şu anda Elazığ ciddi manada hak ettiği yerde değil. Elazığ
daha çok önemli yerlerde olması lazım, daha çok büyümesi lazım, daha çok gelişmesi lazım. Ha bunun olması için de biz hep şunu söylüyoruz. Yatırım noktasında, üretim noktasında dışarıdan özellikle Elazığlı olan büyük iş adamlarımızı ve başka iş adamlarımızı Elazığ'a yatırıma bekliyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Elazığ'da yatırımda hiçbir iş adamının asla sıkıntısı olmaz. Elazığ insanı dürüsttür. Üretim yönünde siz yatırımı büyütemezseniz, yükseltemezseniz esnafı büyütmeniz, yüceltmeniz, yükseltmeniz mümkün görünmüyor. Turumuza Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Toraman'la gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle devam ediyoruz. Makamında ziyaret ettiğimiz Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Toraman, oda hakkında bilgiler vererek başlıyor sohbetimize. Odamız 1926 yılında kurulmuş. 2023 üyemiz var. 571 tane ticari taksimiz şehir içerisinde. Tabii bunu faaliyet gösterenimiz 460. Yani diğerleri plaka şu an boşta. Plakaları mevcut ama faaliyet gösteren değil. Biliyorsunuz devletimiz bu arada bir taleplerimiz üzerine bazı konular işte gündeme geldi. ÖTV'de indirimler oldu. Ticari takside Elazığ'da şöyle böyle 180 tane yeni taksilerimiz pırıl pırıl. En son model araçlarımız halkımıza hizmet ediyor. Oda Başkanı Şevket Toraman, kentte yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini dile getiriyor. Bizim Elazığ'ın 380 bin nüfusumuz var, 571 tane taksimiz var. Kanun diyor ki 150 metreye yakın taksi durağı yerinde yolcu alamasın. Kanun. Ama maalesef bizde öyle bir durak yani yerleri mevcutta verilmiş ki 20 metre arayla durak. Mesela işte merkez taksi, mini taksi, umut taksi, harput taksi, emek taksi, Yeşildere, Şehit İlhanlar, Tuncay, Köşk, Anıt. Yani artık yani taksi mesafeler yakın olduğu için yani hem de sayı da fazla. İnşallah bu dağılımda yani sosyal, demokrasi, kimsenin hakkına hukukuna incitmeden, yüzmeden onların bilgi birikimiyle onlarla paylaşarak bunları yapacağız Allah'ın izniyle. Yani yasalara uygun olarak. Yasalara uygun olarak yani hiç kimse mağdur olmayacak. Şehrimizin ihtiyaç olan yerleri var. İhtiyaç olan yerlerine. Ha bizim hedefimiz oradaki mevcut sayı herkes girsin ama belirli sayılar azaltılsın. Çok güzel kanunlar çıktı. Ama bunun yanında sıkıntılı olanlar da var. İşte bir K belgesi. Kamyoncu esnafım yanıyor. C plaka. Yani işte kamyoncu esnafımda C plaka. Diye adam işte dışarıdan işte İrak'a dışarıya çıktığı zaman o plakayla o belgeyle yurt içinde taşıma yapamaz. Ya belgeleri verirken uyguna, usulüne uygun ya da tabandan paylaşılarak verirsin. K belgesini vermişsin ne kadar güzel. Buna devre hakkı da ver. Devre hakkı ver ki o insan yarın 60, 65, 70 yaşına geldiği zaman yani illamda eşi, çocuğu yakın yani birinci derecedeki faydalanabiliyor. Kamyoncu esnafımızı. O belgesine devir hakkı verilmesi. Devir hakkı. Yani ikinci, üçüncü şahıslara satılması devir hakkı dediğim zaman. Nasıl M, T, S plakada tanım gelmişse biz bunun kabir belgeli araçlarda olmasını istiyoruz. Para önemli değil. 20 lira, 30 lira, 40 lira alsın. Tonajı kaldırsın. 50 lira alsın. Hem devlet faydalansın. Hem de o işi yapan esnafın faydalansın. İnşallah hükümetimizden bunu bekliyoruz. Yani ciddi anlamda kamyoncu esnafımız sıkıntılı, problemli. Prosedürlerin azaltılması gerektiğini vurgulayan Şevket Toraman, Elazığ ve komşu şehirlere hizmet verebilecek bir kompleks inşa edeceklerini belirtiyor. Biz Doğu ve Güneydoğu'ya hitap edecek şekilde bir istasyon, otel, dinlenme tesisi, düğün salonu, yani işte benzinlik hepsi içerisinde karşı yani Doğu ve Büyük Kırşehir'de işte yapılmış. Doğu ve Güneydoğu'ya hitap edecek şekilde eğer bu konuda gerek bildiğimiz federasyonumuz, konfederasyonumuz, işte Doğu ve Güneydoğu'daki oda başkanlarımızla da bu konuda işçilere yapıyoruz. Yani öyle olarak Doğu ve Güneydoğu'ya hitap edecek şekilde böyle bir projemiz var. Yerde yarımçuk biraz maddi sıkıntılarımız var da yarımçuk da halletmişiz tam diyemeyelim de tam olursa yanlış olur. En kısa zamanda onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yani inan et o esnafımıza yakışır bir şekilde bir yerde düşünüyoruz. Yani şu anda yarımçıkta başlamışız. Toraman, halkla iç içe hizmet verdiklerinin altını çiziyor. Elazığ nüfusuna değil, Türkiye genelinde
insanım diyen insana bu odamın kapısı açık. Kapısı açık. Herkes bu odadan faydalanacak. Yani buranın üyesiymiş diye öyle bir şey yok. Ve 4 yıl süre içerisinde de bunu ispat etmişim. Adamın arabası yolda kalmış, hastası olmuş, evden eve gidecek. Ve o tek kim olursa olsun. Sen benim üyem, buranın odanın üyesisin. Öyle bir ayrım gayrım yapmadım. Kim de aramışsa burada o telefonuna dönülmüş. İstediği hizmeti de Elazığ Şoförler Odası'ndan almıştır. Şevket Toraman'ın değil ha. Elazığ Şoförler Odası'ndan. Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Beldesi'ni ziyaret ettik ve Belediye Başkanı Hüseyin Ataş ile bir röportaj gerçekleştirdik. Milattan öncesine dayanan tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Beldesi'ndeyiz. Belediye Başkanı Hüseyin Ataş'la birlikteyiz. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı olarak seçildim. Başlar başlamaz ilk olarak 3 tane su depolarımız var. Şehir suyu şebekesi suyu verildiğimiz depolar. Öncelikle onların bir temizliğini, daha sonra kalebodur. İşlerini tamamen kalebodur yaptık. Daha sonra 3 tane ilkokulumuz vardı. Bunlar eski okullardı. Bunların işlerini tamamen, yani boyasını, badanasını, yerlerini kalebodur yaptık. Daha sonra Girne mahallemizde bir taziye evimiz vardı. Taziye evi yetersiz geliyordu. Onu bayağı %100 büyüttük. Halkımızın hizmetinde şu anda kullanıyorlar. Bu dönemde 150 bin metrekare bordo taşı parke döşeyerek yollarımızı yaptık. Bazı mahallelerimize araç girmiyordu. Orada çalışmalar yaptık. Yeni yollar açtık. İstinat duvarlarını yaptık. Bu arada her yıl sene başında okulların açılmasından birlikte okul müdürümüzden toplantı yapıyoruz hocalarla beraber. Eksiklikler neyse onları bildirmelerini istiyoruz. Araç, gereç, kitap tamamını belediye olarak karşılamaya çalışıyoruz ve karşılıyoruz da. Bir halı saha yaptırdık. Halı sahamız şu anda faaliyette. Kültür merkezi inşallah önümüzdeki yıl eski bir bakım binası beldemizde bulunmakta. Onu Milli Emlak Müdürlüğü'nden devraldık. Orayı hem düğün salonu bir kısmını da kültür merkezi olarak işte yapıp halkımızın hizmetine sunacağız inşallah 2018 yılında. Sağlık ocağımız var, aile hekimliği binamız var ama eski 112 acil hizmetleri istasyonumuz var. Aynı yerde hizmet veriyorlar. Onu İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşmelerimizin neticesinde arsasını biz belediye arsasından yer tahsisini yaptık. Bu Aralık ayının 25'inde 112 acil aile hekimliği binası artı 2 tane lojman bu şekilde planlaması yapıldı. Bu ayın 25'inde ihalesi yapılacak. 12. ayın 25'inde. İnşallah 2018 yılında da bina bitmiş olacak. Bu arada DSİ tarafından taşkın koruma girişimlerimiz sonucu bir taşkın koruma işi ihalesi yapılmıştı 2017 yılının başında. 2017 yılının yılında havaların düzelmesinden firma çalışmalarını yaptı. Aşağı yukarı %40'ı falan bitmiş durumda. İnşallah önümüzdeki yılda devam edecekler. Daha bitmedi. Onun dışında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile lojman ihtiyacımız var. Okul lojman ihtiyacımız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık. Sağ olsun onlar da ilgilendiler. Milletvekillerimiz, il başkanımız, ilçe başkanımız. Bunların sayesinde 4 tane olarak planlanmıştı. Daha sonradan bu 4'ü 8 taneye çıkardılar. Onunla inşallah en kısa sürede ihaleye çıkıyorlar. Atık su arıtma tesisimizin proje ihalesi yapıldı. Projesi bitti. İlbank şu anda ihale aşamasında. Yapacağız inşallah. Elazığ'da faaliyet gösteren Keban Alabalık hem bölge hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor.
haberimizi izliyoruz. Türkiye'de alabalık üretimi ve ihracatında önemli firmalar arasında yer alan Keban Alabalık, kapasite ve kalitesini sürekli artırarak ekonomiye katma değer sunmaya devam ediyor. Keban Alabalık AŞ, 1996 yılında Elazığ'da ilk alabalık yetiştiricilerini üretimini yapan bir firma. Elazığ yeri, alabalık yemeyen, balık tüketmeyen bir ilden, balık üreten, balık üretmiş olduğu balıkları yurt dışına ihracatını yapan bir il konumuna geldi. Bugün Elazığ'ımızda uluslararası balık sempozyumu yapılıyor. Bu hoşumuza gidiyor. Ülke olarak maalesef balık da tüketmiyoruz. Biz istiyoruz ki kendi ürettiğimiz balık buradaki halkımız tarafından tüketilsin. Çünkü ucuz bir besin maddesi ve böylesi bir sağlıklı gıda maddesinin sağlıklı bir şekilde tükettirmek için Keban'da bir lokanta yapalım dedik. Yıllardır boşa akan bir şelale. Bu şelalenin özelliği ise dünyanın en genç şelale olması özelliğine sahip. Ufak bir lokanta olarak yaptık. Balığın Adana kebabı gibi Keban kebabını yapıyoruz. Balığın pidesini yapıyoruz. Balığın şinitzelini yapıyoruz. Bunun gibi 23 çeşit yemek yapıyoruz. Bölgemizde Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli bu bölgedeki halk hem şelaleyi görmeye gelmeye başladılar ve bununla beraber balık yemeye geldiler. Ve yapmış olduğumuz küçük lokantada biz artık gelenlere yer verememeye başladık. Hedefimiz şu, balık yemeyene balığı yedirtmek, balık sevmeyene balığı sevdirtmek. Ve Allah'a çok şükür, tabii gelen müşterilerimizle arada sırada konuştuğumuz zaman, benim çocuğum hiç bugüne kadar ağzına hayatta balık yememişti, ilk defa burada balık yedi. Bunu çocuğunun içinde diyen var, büyükler içinde. Bu da hoşumuza giden bir olay. Çünkü belli bir yaşa gelmiş kişinin bugüne kadar balık yememiş, böylesi bir sağlıklı besinden maalesef eksik kalmış kişiye biz burada balık yediriyorsak ne mutlu bize. Faizsiz, peşinatsız, kredisiz, dilediğiniz evi satın almak için Fuzule. Faizsiz, peşinatsız, kredisiz, dilediğiniz evi satın almak için Fuzule. Adıyaman'da faaliyet gösteren deniz unlu mamulleriyle devam ediyoruz. 1990'lı yıllardan günümüze kadar unlu mamuller sektöründe faaliyet gösteren deniz unlu mamulleri, ürün çeşidi ve kalitesiyle bölge halkıyla resmi kurum ve kuruluşlar tarafından tercih ediliyor. Unlu mamul olarak kuru pasta çeşitlerimiz, yaş pasta çeşitlerimiz, ekmek çeşitlerimiz, ve son zamanlarda teknolojik olarak en son çıkan paketleme makinesi. Hem üretim hem paketleme makinesini aldık. Yeni başladık, yaklaşık 2 aydır başladık o işi. İhale yerlerine, devlet kurumlarına, yani kullanılabilecek her yere tavsiye edebileceğimiz bir ekmek. İsraf konusunda, rol ekmeği dediğimiz israf konusunda sıfıra indiriyoruz. Şu anda Adıyaman'ın resmi olarak 400 yataklı devlet hastanesi, SSK hastanesi, diş hastanesi olarak Türkiye Petrolleri Kurumu, organize de var birkaç yerimiz özel sektör olarak. Suriye kampının personel yemeğinin ekmeğini biz veriyoruz. O da taşeron sistemi tabii ki. Taşeronlara çalışıyoruz biz. Şu an resmi olarak ihale yok. Taşeronlara çalışıyoruz. Bu normal ekmek olarak, rol ekmek olarak 100 bine kadar çıkabilir bu. Hüseyin Yılmaz, kalifiye personel bulamadıklarının altını çiziyor. Usta konusunda çok yetersiz. Kendi sektörümüz için konuşalım, usta konusunda çok yetersiz. Hani usta yetişebilmesi için çırak bulamıyoruz. Çırak bulabilmemiz için okula gitmeyen eleman bulmak gerekiyor. Okula gitmeyen eleman da bulmak zor. Geleni de maaş konusunda razı edemiyoruz. Ruhsatsız işletmeler haksız rekabeti de beraberinde getiriyor. Ruhsatsız çalışan iş yerlerimiz çok. Adıyaman'daki fırınlarımızın çoğu, belki dikkat etmişsinizdir, bina altı fırın yasak olmasına rağmen 3-4 tanesi hariç hepsi bina altındadır. Eminim ki bina altında olanların hiçbirinin de ruhsatı yoktur. Kalite politikamız nedir? Neye dikkat ediyoruz? Malzeme. Birinci sınıf, birinci kalite malzeme çıktığı zaman ürünlerimiz de birinci sınıf olmak zorunda zaten. Genelde biz günlük üretiyoruz. Normalde 3 gün, 4 gün dayanma süresi vardı. 3 gün, 4 günden sonra tadı bozulmaktadır çünkü. Ama günlük üretiyoruz, tüketiliyor çünkü. Hüseyin Yılmaz, ekmek israfını en aza indirebilmek için
özel makine kullandıklarını vurguluyor. Üretilen ekmekler oldukça rağbet görüyor. Bu rol ekmeği olarak 5 tanesi bir ekmek gidiyor. Bir insan bir ekmeği böyle bitiremez ama bunun bir tanesini yer, ikincisini yer, üçüncüsünü yer, dördüncüsü, beşincisi sonra tekrar kullanılabilir. Resmi kurumlara da veriyoruz ve tezgahta da müşterilerimiz de alıp kullanıyor. Çünkü 3 gün, 4 gün kullanma süresi vardır bu ekmeğin. Erzincanlı iş adamı Hıdır Uludağ 1973'te duvar ustası olarak gittiği Almanya'da bugün 3 farklı sektörde kurduğu şirketlerle işveren konumunda. Uludağ son olarak hizmete açtığı Main Palace'la düğün organizasyonları için alternatif bir mekan sunuyor. İşçi olarak gittiği Almanya'da kurduğu şirketlerle ülkedeki Türk yatırımcılardan biri olmayı başaran Erzincanlı iş adamı Hıdır Uludağ, son olarak hizmeti açtığı Main Palace'la toplantı, düğün ve organizasyonlar için Hattersheim'a alternatif bir mekan kazandırdı. 1973 yılından Almanya'ya geldim. İşte o zaman içinde değişik mesleklerde, değişik ticaretle en sonunda işte burayı yaptık. Evet. Burayı da işte bütün Hattersheim değil, Esin eyaletindeki insanlar gelip misafirimiz olabilir, eğlencelerini yapabilirler, konser evet. yapabilirler, efendime söyleyeyim. Bunun için burayı böyle yaptık, hayırlı olsun. Bu gönülden gelen bir şeydir, ben böyle sevdiğim için böyle yapıyorum. Yani bunu değiştiremem ve kimse de değiştiremez beni, hep böyle olmuşumdur. Diğer branşlarda da olduğu kadar kendimi yani iyisini yapmayı göstermişimdir. Bunu da etraftaki insanlar tanıyorlar. Uzakta da insanlar, dostlar tanıyorlar bizleri. Evet. Onun için kalite kalitedir. Çok sayıda davetlinin katılımıyla hizmete giren mekanın açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Adeta Anadolu rüzgarının estiği açılışta davetlilere Türk mutfağından eşsiz lezzetler sunuldu. İş adamı Hıdır Uludağ konuklarına kendi hazırladığı tandır kebabını ikram etti. Tandır kebabı Erzincan'a aittir yani meşhur. Bunu Erzincanlıları yapar ve ben de iyi yapıyorum. Burada kendi mutfağımızda kendim hazırladım, kendim bitirdim. Şimdi misafirlerimize dağıtıyorlar, inşallah memnun kalırlar. Ama harika görünüşü var yani. Yılbaşı galasına hazırlanan mekan, sanatçılar Sevcan Orhan, Sinan İşbeceren, Grup Can Gurbetçiler, İmdat Boy, Adem Aslanoğlu ve Bülent Eskimez'in sahne alacağı muhteşem bir geceye ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin prestijli ekonomi dergilerinden Ekovitrin 18. yılını kutluyor. Ekovitrin'in Aralık sayısı her ay olduğu gibi yine dop dolu. Aralık sayısında katılım bankacılığını masaya yatıran Ekovitrin, Türkiye'deki katılım bankacılığının büyüklüğünü ve hedeflerini sayfalarına taşıdı. Katılım bankacılığı dosyasında katılım bankalarının 2025 stratejisini ele alan dergi, sektörün temsilcileriyle özel röportajlar gerçekleştirdi. Ekovitrin'in Aralık sayısındaki piyasa dosyasında yine değerli piyasa uzmanlarının görüşlerine yer verildi. Piyasalarla ilgili analiz haberlerinin de okuyucularla paylaşıldığı Aralık sayısında güncel haberler, araştırma raporları, dosya haberleriyle özel röportajlar iş ve ekonomi dünyasına ışık tutuyor. Eko Pazar, gelecek hafta çok özel bir programla karşınızda olacak. Eko Pazar ekibi, Avrupa Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği ATİAD'ın 25. kuruluş yılı etkinliğini takip etti. ATİAD'ın kuruluş yılı etkinliği kutlamalarından renkli görüntüler haftaya Eko Pazar'da olacak.
Sayıları 100 binin üzerinde olan Türk kökenli yatırımcılar, Almanya'da farklı birçok sektörde önemli başarılara imza atıyor. Bankacılık, gayrimenkul, gıda ile medya ve yayıncılık sektöründe göğsümüzü kabartan başarı hikayeleri gelecek hafta Eko Pazar ekranlarında olacak. Sevgili seyirciler, tekrar hatırlatalım. Önümüzdeki hafta Almanya'dan çok özel görüntülerle karşınızda olacağız. Yurt içi ve yurt dışından özel haberlerle bir sonraki programda biz yine üreten Türkiye'nin üreten güçlerini ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Siz de programımızda yer almak istiyorsanız bize ekranlarınızdaki iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. Eko Pazar'ın bu hafta da sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Faizsiz, peşinatsız, kredisiz, dilediğiniz evi satın almak için Fuzule.